başlangıç pozisyonu biraz çok iyi yaradan bir gidiyor. Yok, Allah'a kadar canım da yapmıştı. Bunu da yapmıştı. İlk şu şarkıştı. Yatarken aldım, bunu yapmıştı. Bunu aldım, bunu yapmıştı. O yüzden bunu yapmıştı. Şöyle mi? Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bir göster, diğerlerine bir görelim. Siz de hatırlamış olun. Tamam ya. Tamam, siz gelin. En son Mahmut'u çağırıyor. Şöyle yapacaksın. Sakalı yakalama şeklimiz düşün. Ya, yakada mı tutacak? Kadem tuttuğum gibi. Kuvvet veremeyeceğin şekilde tutma. Tutarken ne kadar çok kas kesilsin devreye girdi. Böyle yapıyorum. Pardon. Sizi de alayım böyle gençler. Bir yere kadar geldik ama. Hocam. Buradan sonra. Sağ başka. Gel baba. Mahmut büyük ihtimal yapar diye sonra olur. Ama oradan bir çekiş var değil mi? Nasıl çekti? Tamam. Pes ediyor mu? Bir daha ya. Bir daha ya. Fazlasıyla ediyor. Şimdi çekti güzel. Ayağımızı orada bir hareketimiz var bizim aslında. Şu? Yok, ensede. Aslında ensesinde. Neyse o detayı veririz. Ama sonuçta doğduğuna soktuğun yine. Değil mi? Evet. Çektin mi? Alın bak. Alın bak. Şurası rahatlıyor. Olayı o bitiriyor. Evet. Ümür de kilden. Aynen. Ümür de kilden. Burası da. Bu tarafa çeksem o gider. O tarafa öbür gider. Ama dikkat. Yok hocam, emniyette sıkıntı. Orta oldu. Evet. O kolları çektikten sonra hocam rakip bize yapışıyor. O zaman ayağımızı atmak çok zor oluyor. Rakip ona göre ayarlar. Yani önce ayağını kaldırarak çekilmez. Kendin ayarlı. Bir de tamamen günleri yapacak kadar bir şey. Yani ne diyelim, senkronizasyon diye. Var mı gösterecek? Beklememiz de böyle olsun. Şöyle bekliyorum, böyle beklemiyorum. Şöyle bekliyorum. Mümkün mertebe. Yani çok içinizi açmıyor. Bu şekilde. Diyelim yakaya yapıştı. Yapıştı, vurursun burada aslında da. Normalde vurursun. Ama yakalama şeklimiz şu olsun bak şu. Bu güçlü çekebilir. Bu şekilde. Şöyle olursa çok kas kitlesi devreye giriyor. Yani kendini çekse çok tutamayabilir. Evet, çok güç veremezsin ama böyle biceps devreye daha güçlü tutabilirsin. Burada benim istediğim, bak böyle aldığın zaman ne kadar kolay bak. Gördün mü? Bak, ayağımla bir kontrol bak. Ayağımla kendime doğru bir kontrol ettim bunu. Burada amaç şu aslında bak. Şuraya bunu sokmak bak. Gördün mü? Yakaya geldim, tak vurdum. Buradan çektik. Bu şekilde. Buradan aldık. Bunu çektik. Sonra buraya getirdik. Evet. Evet. Ben de bir şey yanlış yaptım hocam. Hı? Ben de bir şey yanlış yaptım. Neyi? Yok, hareket yaparken pes etmez mi lazım? Normalde burada bir vuruş yaparsın demiştik. Oradan çekersin.
Buradan bunu alırsın. Valla ayarlamasını da bilmiyorum ya. Eskiden, eskiden daha şeydim, kontrol edildim, kontrol kaçınca biraz çekiniyoruz. Çiziklerde falan biraz hissettiğin zaman zorlamayı pes et. Kontrolmaya gerek yok. Şimdi size gösteriş olsun diye de onun canını yakamam. Yani hocam şey Muaz bayılır mı? Muaz bayılır mı? Ya işte. O Muaz. Sonuçta bu tekniği güçlü çekersen sıkıntı. İlle onun canını yakmam gerekmiyor. Anlaşılsın diye. Yani burada bir kol arım var. Arım yok. Kol kiriyor. Şu da olabilir. Ben şunu da söyleyeyim. Çok aşırı yerim ondan içi kap güçlü bir adam. Ve çekiyorum diyelim güç veriyoruz. Şimdi ona hadi biraz zorladığım zaman canı yanıyor ama iki kat güçlü olduğunu düşünelim. Mesela orada. Ya şimdi. İşte bu soruları sorun bana. Ya benim aklıma gelmese size sormayacağız değil mi? Bak diyelim çektik. Bunu aldık. Bak şunu da aldık. Şimdi kolu çekiyorum diyelim sıkıntı yok. Bak. Bu. Ama şeyi de bilmem lazım. Yani bu boğazında. Bacı gelmez değil mi hocam? Yani, bence evet. Tamam. Tamam. Ne yapardık? Kafayı çekebilirdik. Bunu daha önce söyledik. Çünkü tam kaval kemiği zaten boğazda, bıklakta yani. Çektin mi gitti. İlle kolu çekeceğim diye bir şey yok. Şimdi adamın çok güçlü olduğunu gördüm. Güçlü kollarıyla, güçlü kollarını kilitleyeceğim ben. Kafayı çektim. Gene olur. Başka şeyler de olur. Derin kim yaptığını? Ters de görebilirsin yani. Heh, Muhammed'in yaptığı gibi. Altına dalabilirsin. Ama güçlü adamlarda her şey olmaz, onu söyleyeyim. Esnek adamlarda ve güçlü adamlarda her şey olmaz. Ama bir alt ayarlıcı var ama baktım, borcu bir şey oluyor, güç geliyor bir şey oluyor, yapışma olamam, yapışma. Bunu senin Saul Jetman'da kitabında okumuştum. Öyle diyor, tekniğe yapışma, illa onu yapacağım. Vazgeç. Evet, şimdi gelelim. Şimdi size eşlik olmak isteyeyim. Buraya da bir şey alalım. Gelin. Nasılsınız? İyisiniz, ben de iyiyim. Hele Musti'nin yanında daha iyi oluyorum. Ve bugün burada olmaktan ben çok onur duyuyorum. Ve bu projenin benimle alakalı olmasına sizlere anlatacağım çok şeyler var. Çünkü ben de bu yollarda yürüdüm bir zamanlar. Ve şu andaki her şey çok basit olduğu için sen sorularına geçebilirsin. Ben de sorularını cevaplandırırım. Çünkü mikrofon şu anda bende kaldı. Ben sana geri ilerledim öncelikle. Rica ederim. Mükemmel bir başlangıç yaptık. Sağ tarafımda Hasan Yılmaz,
sevgili meslektaşım eski DJ'lerden. Bu işe gönül vermiş. Neden DJ'lerden diyorum? Çünkü gerçekten bu işin mutfağından gelmiş, işini bilen ve bir açık olduğunu hisseden, gören, bu konuya el basan, parmak atan ve derinden bu çözümleyen bir kişi olarak Hasan Yılmaz Keter'i takip etmek istiyorum. Kendisi eski DJ'lerden. Şu anda devam ediyor mu Hasan? Eski DJ'lerden devam ediyorum müzik piyasasından. Aklımıza şöyle bir şey geldi. Her insan hak ediyor yarışma yapmak ve yarışmayı kazanmasını. Aklımıza biz kendimize düşündük, taşındık. Dedik ki bir aplikasyon yapalım. Yani aplikasyonu indirsin, kendi şarkısını atsın, kendi yazdığı bestesini atsın ve yarışmaya katılsın diye. Öyle bir aplikasyon yaptık. Eskiden şartlar daha zordu. Evet, eskiden şartlar tabii ki zordu. Şu anda platformda dediğimiz gibi sosyal medya üzerinden sen tutabilirsin. Bu işler daha kolay oldu. Daha doğrusu müzik söylemek, bir piyasada ben varım demek. Eskiden yani biliyorsunuz belirli bütçeler harcanılıyordu. Jüri tarafından seçiliyordunuz. Haksızlıklar uğranılıyordu. Bu sefer nasıl çok basit bir şekilde çözülmüş? Telefonlarla açıyorsunuz, üye oluyorsunuz oraya. Halk seçtiği zaman insan daha şöyle bir rahat oluyor. Çünkü bir faul bir hareket içinde yoktur. Gerçek seçim diye. Daha güzel, daha bir gönüllü bir iş olduğu için çok seviniyorum ben. Böyle bir platformda yer almak sizler için bence çok bir büyük bir onurdur. Bunu kaçırmayın diyorum. Bu yarışmaya katılın ve sonuçları çok güzel olacağına ben eminim. Çünkü bu projeyi gelirken de biraz bahsetti. Uzun vadeli bir çalışma. Bu çalışma boşa gitmesin diyorum. Hepiniz çıkın çıkın gelin ve okuyacağınız parçaları güzel ezberleyin. Ve bu 30 saniye içinde ne varsa serin ortaya verin. Ekranların karşısını bizleri izleyen değerli seyircilerimiz, sizler için...